Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Eylül Üniversitesi 148 personelimi yapacak ve 4.300 maaş ile işe başlatacak. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Size bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi. Ayrıca arkadaşlar biz bu alımların duyurularını Instagram sayfamızdan paylaşıyoruz. Instagram linkimiz de kanalımıza mevcuttur. Oradan tıklayıp Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Oradan da bu alımlar paylaşılmaktadır. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 9 Eylül Üniversitesi 148 personel alacak. Bunların kadro ve unvan dağına bakıp ondan sonra başvuru şekli nasıl yapılacak onu söyleyip ondan sonra videoyu bitireceğim. Dediğim gibi bu ilanın linkini açıklamalarda bırakacağım. Açıklamalarda ilan linkine bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 120 tane hemşire alımı var. Lisans bölümünden mezun olmanız ve KPSS 2020 puanınızla başvuru yapmanız yeterli. Yani kademeli 5 yılında az çalışıyorsanız 4.414 TL parayla çalışıyorsunuz. İşte burada kademeli şekilde var. Siz paralara bakarsınız. Ben sadece 5, ilk başlayanlar yani 5 yıldan önce çalışacaklar için şu parayı tek söyleyeceğim. Geri kalan siz kendiniz takip edersiniz. Fizyoterapist var. Fizyoterapistten bölüm mezun olmanız yeterli ve 2020 KPSS puanı alınacak. Fizyoterapiste en düşük maaş 4.414 TL bu da. Ayrıca teknik alan var. İKG yardım var arkadaşlar. 2020 puanına göre alıyor ve 4 kişi alıyor. O da 5 yıl deneyimi az olan insanın 4.209 TL alıyor arkadaşlar. Tekrar bir tekniker var arkadaşlar. Tıbbi laboratuvar teknikeri 4 kişi alıyor. En düşük maaşı 4.209 TL. Hatta 4.210 TL diyebiliriz. Anestezi de 3 kişi alıyor arkadaşlar. Anestezi de en düşük maaş 4.210 TL diyebiliriz. Radyoterapi bölümünde mezun arkadaşlardan bir kişi alıyor ve en düşük maaşı 4200 o da 10 TL. Tıbbi görüntülenme ve tıbbi görüntülenme teknikerliği 12 kişi alıyor arkadaşlar. Tıbbi görüntülenme teknikerliğinden 4210 TL veriyor en düşük maaş arkadaşlar. Dediğim gibi tıbbi görüntülenme teknikerliğinden 12 kişi alıyor ve en düşük 4210 TL veriyor. Tıbbi görüntülenme teknikeri bölümü ameliyata biriminde struktur PET çekiminde çalışmak üzere yani bu birimde çalışacaksınız arkadaşlar. Tekrardan bir tıbbi görüntülemeden. 3 kişi veriyor arkadaşlar. Yani röntgen teknisyeni diyebiliriz buna. Bu da röntgen teknisyeni zaten. 3 kişi alıyor buradan da arkadaşlar. Burada en düşük 4.210 TL diyebiliriz. Aslında toplamda röntgen teknisyeninden 15 kişi alınıyor diyebiliriz. Genel şartlara siz bakarsınız. Özel şartlara da siz kendiniz ayrıca incelersiniz. İstenilen belgelerden zaten hani başvuru yapacaksanız da istenilen belgelerin neyin olduğunu kendiniz net bir şekilde göreceksiniz. Önemli olan arkadaşlar yer şurası. Bakın önemli olan madde şu birinci madde. Müracaat ilanı resmi gazeteden yayımlandığında günün izleyen 15 gün içerisinde mesai bitimine kadar hastanemiz insan kaynakları birimi şahsen bakın şahsen birebir başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatla kesinlikle kabul edilmeyecektir. Kendiniz gidip başvuru yapacaksınız ve kendiniz gidip başvuru yapacaksınız. Bunları söylemek istedim. En önemli yer zaten burası. Hani istenilen belgeler başvuru formunu burada alıyorsunuz. Diploma, mezuniyet fotokopisi, asliye de fotokopisi, edevden çıkışı olabilir bir adet. Edevden çıkışı olmuyormuş arkadaşlar. Fotokopisi çekeceksiniz. Arkalı önlü bir adet. 2020 KPSS çıktığınızı alacaksınız. Bir adet fotoğraf. Bir adet nüfus cüzdan fotokopisi. Askerlik ilişkisi olup olmadığını gösteren belgeye E-Devlet alıyorsunuz. Bunu erkek adaylar için. Ve başvuru formu dolduruyorsunuz. Bu 6 formla beraber gidip İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne başvuru şahsen yapıyorsunuz. Kadroları bir kez daha söylemek istiyorum. 120 tane hemşire alınıyor. 1 tane fizyoterapist. 4 tane ilk acil yardım. 4 tane tıbbi laboratuvar teknikeri, 3 tane anestezi, 1 tane radyoterapi ve 15 tane de tıbbi görüntüleme teknikeri. Bu 3 tanesi ayrı olmasının sebebi çalışma yeri farklı olması. Umarım anlamışsınızdır. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi ben bu ilanın linkini açıklamalarda bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca biz bu ilanları Instagram sayfamıza paylaşıyoruz. Instagram sayfamızı takip etmeniz yeterli. Siz de bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve Fikir Hocam ailesine katılmayı unutmayın. Biz bu tarz videolar atmaya devam edeceğiz. Takipte kalmanız dileğiyle. Son bir şey daha söyleyeyim unutmadan. Az önce tekrarlamıştım. İlanlar şahsen yapılıyor. Posta ile kabul edilmeyecektir. Birebir gidip başvuru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İlanın açıklamalarda olacak. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.